Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Emine Ağoğlu, çözüm var, yargı, yargıya bırakılsın. Can Atalay kararı sonrası siyasi ve hukuki rezaletler konusunda hukukçu Ömer Faruk Emin Ağoğlu'nun tamamen hukuki görüşünü sunuyorum. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik değil de dosyanın yargıtaya gönderme kararı verdi. Ceza mahkemeleri yasasında gönderme diye bir karar türü yok. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararı sonrası ceza muhakemeleri yasası alanındaki her karar yok hükmündedir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi aynı heyet bile dosyayı ele alır. Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirir. Can Atalay hakkında her durumda yerel mahkeme yetkili ve görevli. Bunda hukuken tartışma yok. Bu arada Hakimler Savcılar Kurulu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeni atama veya yeni yetkilendirme de yapabilir. Dosyayı bu durumda yeni heyet ele alır. Hakimler Savcılar Kurulu disiplin başvurusu nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyelerini açığa da alabilir. Dosyayı bu durumda yeni heyet ele alır. Sonuçta Anayasa Mahkemesi kararını her durumda yerel mahkeme yerine getirmek zorundadır. Nasıl ki Yargıtay'dan geçip Anayasa Mahkemesi'ne giden dosyalarda hak ihlali kararı verildiğinde hak ihlalinin giderimi ve Yeniden yargılama için dosya Yargıtay'a dönmüyor da doğrudan yerel mahkemeye gidiyorsa burada da öyle olması şarttır. Hukukta çifte standart olamaz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararının hüküm fıkrasına bakınca ceza muhakemeleri yasasında yer almayan çok yanlış bir karar türü olduğu ortaya çıktı. Hatta hukuki dayanağı olan bir karar bile değil. Çünkü bu konuda Yargıtay 3. Ceza Dairesi asla görevli merci değil. Anayasa Mahkemesi kararı daireye geldiğinde derhal İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine iade etmeliydi. Çünkü anayasa ve yasalara göre Anayasa Mahkemesi kararı için Yargıtay'ın bir dairesinin karar alma yetkisi yok. Bu kararı alırken o hakimler de çok iyi biliyorlar ki Yargıtay o kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderemez. Zaten ilk onama kararının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi kararı vermemişti. Yargıtay daireleri yerel mahkemeye Anayasa Mahkemesi kararı hakkında gereğini yapma da diyemez. Böyle bir yetkisi de yok. Şimdi yerel mahkeme bile adeta emir veriyor. Yerel mahkemeye başvuru süreci dışında Yargıtay'ın bu işlemi de bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne taşınabilir. Yargıtay'ın bu işlemine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz etmesi bu konuda Anayasa Mahkemesine başvuru yapılacak veya yerel mahkemeye başvuru yapılacak olsa bile ayrıca istenebilir. Yargıtay'ın esas davayı onama kararı aleyhine de ayrıca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu her zaman söz konusu. Sorumluluk ve soruşturma konuları ise şöyle. Öte yandan Yargıtay'daki ilgililer hakkında ayrıca adli ve disiplin soruşturması koşulları söz konusu. Bu yapılmazsa bunu yapmayan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu mensupları için de sorumluluk ve soruşturma söz konusu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi için adli ve disiplin soruşturması da söz konusu. Hakimler Savcılar Kurulu bunu yapmazsa aynı çerçevede yapmayan sorumluluk ve soruşturma söz konusu. Çözüm hukuken olanaklı. Çözüm yargı yargıya bırakılsın. Yargı da hukukla baş başa kalsın. Teşekkürler Ömer Faruk Eminaoğlu. İyi ki varsın.